Herkese merhabalar. Yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni mutluluklar, yeni hayaller. Bu yıl hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. İnşallah hepimize güzelliklerle gelir diyorum ve yeni videomu açıyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere merak edilen konulardan yine bir tanesi olan doğum yaptıktan sonra bugüne kadar kendime hiç vakit ayırabildim mi? Bunun için neler yaptım? Daha doğrusu kendim için neler yaptım? Kendimi motive etmek için, yenilemek için, bir anne olarak, bir birey olarak iyi hissedebilmek için neler yapabildim? Hamileliğimde planladığım fakat doğum yaptıktan sonra gerçekleştiremediğim neler oldu? Bunların hepsini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle güzelce sohbet edelim istedim bununla alakalı. 20 aylık annelik serüvenimde tabii ki tecrübesizliklerim oldu. İlk defa bebek büyüttüğüm için ne yapacağımı bilemediğim zamanlar oldu ama her şeyden önce kendimi nasıl ayakta tutabildim? Yeni doğum yapmış olan annelere de iyi gelir diyerekten böyle bir konuyla alakalı sohbet edelim istedim sizlerle. Aslında ben hikayenin en başından başlamak istiyorum. Çünkü 20 aylık bir serüven. Dile kolay tabii ki. Ben hamileliğimde pilates üzerine özel ders vermeye devam ediyordum. Zaten beni en başından beri takip edenler bilir. Pilates eğitmenliği yapıyordum. Planım şuydu, doğum yaptıktan 3 ay sonra derslerime devam edecektim. Öğrencilerime de bu şekilde bilgi veriyordum. Hani kayınvalidemden yardım alırım, bir şekilde devam ederiz diyordum kendimce. Şu an anladım ki hayat yüzüme bunu bir kez daha vurdu. Ne olursa olsun plan yapmayın arkadaşlar. Ben bunu her defasında yaptım ve her defasında hüsrana uğradım. Planlarım gerçekleşmedi. Her şeyden önce koronavirüs belası patladı ve bundan dolayı ben özel derslerimi bırakmak zorunda kaldım. Öncelikle hikayem bu şekilde başladı. Evet, tıkıldık kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hamileyim. Hormonlarla uğraşıyorum. Zaten büyüyor gitgide bebek ve iyice ağırlaşıyorum. İşte evde bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Egzersizler yapıyorum vesaire. İşte böyle bir şekilde zaman geçirmeye çalışıyorum. Çok bunaldım yani. O dönemler bunalmıştım ve onun üzerine doğum yaptım. Zaten burada aynı zamanda çok fazla doğum yaptığım arkadaşım var beni izleyen ve gerçekten böyle konuşuyoruz. Çok zor süreçlerdi. Hem bu sıkılganlığın üzerine bir de doğum yaptık, bir de lohusalıkla uğraştık. Gerçekten zordu. Azra kolik bir bebek olarak dünyaya geldi ve 3,5 ay kolik süreciyle uğraştık. Bundan dolayı da Azra inanılmaz meme düşkünü bir bebekti. Yani emmeyi bırakın, memede durmayı seviyordu çocuk. İnanır mısınız, sabah kalkardık, emzirirdim. Öğlen 2-2.30'a kadar memede kalırdı. Tam uyudu derdim. Böyle yavaşça, sakince, öyle sessiz sessiz çekerdim. Tam yatıracağım, daha sırtı beşiğe değmeden havadayken gözlerini açardı. Gerçekten zor süreçlerdi. 3 haftalıkken bu süreç başladı ve çok uzunca bir zaman bu böyle devam etti. Hani dedim ki bunu bir çare bulmak lazım. Kendimle hiç ilgilenemiyorum. En pahalı emziklere kadar aldık arkadaşlar emzik alması için. Maalesef emzik almadı. Artık en son o kadar para verdiğimi fark ettim ki emziklere. Dedim ki bundan sonra almayacağım yani, ne olacaksa olsun. O seçeneğimizi de bir kenara ittirmiştim. Ne yapacağım, ne edeceğim? Hani ben de ilk defa anne oluyorum. Birdenbire böyle bir sürecin içine girdik. Allah'ım diyorum, bundan sonra hayatım hep böyle mi olacak? Ben bittim, ben yandım vesaire. Tabii ki bunlar hep lohusalık kafasından. Bilenler bilir. Hatta o dönemde bir tane videom vardı lohusalıkla ilgili, orada her şeyi anlatmıştım. Gerçekten çok zordu. Yani düşen hormonlarla beraber bir de böyle bir sürecin içine girmek çok zordu. Dolayısıyla kendime vakit ayıramıyordum. Daha da bunalıyordum. Sadece emmek istediği için. Ben ne kendi annemden ne de kayınvalidemden destek alamadım maalesef ki. Hiç yardım edemediler çünkü sadece beni istiyordu, sadece emmek ve sadece memede durmak istiyordu. Emzirme yastığının dili olsa da konuşsa arkadaşlar, yani inanır mısınız, Azra onun üzerinde uyuyarak büyüdü diyebilirim. Emzirme yastığına koyuyordum Azra'yı, ben de böyle gözümü kapatıp dinlenmeye çalışıyordum. Sürekli gün içerisinde böyle geçiyordu zamanımız ve eşimin akşamüstü eve gelmesini bekliyordum. Kendime bir 10 dakika vakit ayırabilmek için hemen ona veriyordum. Zaten ona verince ağlamaya başlıyordu. O biraz işte sakinleştirmeye çalışıyordu, aspiratörler vesaire filan. İşte bir duşumu alıyordum şöyle biraz kendime geleyim diye, ama nasıl alıyordum yani, alacağı filan böyle. Eller kollar birbirine karışmış. Mesela yemek olayını şöyle hallediyorduk. Geceden kahvaltımı hazırlıyordum. Güzelce sarıyordum onu. Sabah kalktığımda onları yiyordum. Emzirirken bu arada yani. Azra memede duruyor. Öğlen işte elimden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Akşam da eşimin gelmesini bekliyordum. O gelince işte beraberce bir şeyler hazırlamaya çalışıyorduk. Yani günlerimiz bu şekilde geçiyordu aslında. Çok da böyle kendime vakit ayırabildiğim süreçler
şeyler olmuyordu. Banyo yapmak benim için lüks olmuştu, öyle söyleyebilirim. Bu Azra'nın hassasiyetiyle alakalı bir durumdu. Yani saat 5 emmek isteyen bebekler, işte 2 saatte bir emmek isteyen bebekler var yani bu hayatta. Mesela anne saat başı alıştırmış emzirmeye. Yani benim öyle bir durumum olmadı maalesef. Ben o nasıl bir duygu bilmiyorum. Sürekli memeleydi yani Azra. Emdikçe gazı daha da artıyordu tabii o dönem. O yüzden işte diyete girmiştim ben. Tatlı krizine giriyordum ve süt ve süt ürünleri tüketemediğim için de sütsüz yumurtasız kek tarifi bulmuştuk. Her akşam onu yapıyorduk arkadaşlar. Ertesi gün bütün gün onu yiyordum böyle elimin altında kek. Durmadan atıştırıyordum. İşte böyle dönemlerden geçtik yani. Şu an dönüp bakıyorum da çok zor da olsa çok keyifliydi bence. Yani bunları da tatmak gerekiyor. Kimseden yardım da alamasam da gerçekten çok keyifli dönemlerdi. Çünkü yani bir daha geri gelmeyecek dönemler geçti gitti geride kaldı. Tabii o zamanlar hiç geçmeyecek gibi geliyordu ama geçtiğini buradan bizzat kendimi söyleyebilirim. Gel zaman git zaman eşim dedi ki artık bu böyle olmaz. Biberona alıştıralım en azından. Hani sen biraz dinlen diyerekten biberon denedik. İlk seferinde biberonu aldı arkadaşlar. Emziği almamıştı, biberonu aldı. Bu da bir çeşit bilmiyorum. Fakat şöyle bir durum oldu. Biberonla sütü içtikten sonra yine beni emmek istedi. Yani yine ortalık ayağa kalktı, yine ağlama krizleri falan. Ben yine memeyi aldım. Yani hiçbir şey değişmedi hayatımda. Yani biberonun varlığı pek bir değişiklik yaratmadı. İlerleyen dönemlerde biberon gece beslenmesinde çok işimize yaradı. Sağ olsun eşim hani bana yardım etmek amacıyla kalkıp biberonla besliyordu. O çok işe yarıyordu. Ama daha küçük dönemlerde maalesef işe yaramadı. Azra hassas bir bebekti. Böyle bir dönemden geçtim. Herkes diyordu ki ek gıdadan sonra geçen merak etme düzene girer. Hep ek gıda dönemini bekledim. Hiçbir şey düzene girdi yoktu yani. Ardından da sonra dedim ki bir daha bak yine plan yapıyorsun İrem yapma yapma diyorum sana filan. Böyle geçti gitti yani sonra akışına bırakmıştım zaten. 3,5 aylıkken hareketlenmeye başladı. Yani çok erken hareketlendi ama bu hareketi aslında Azra'ya olumlu yönde yansıdı. Çünkü gaz sıkıntısı geçti. Ama gel gelelim büyük bir uyku gerilemesiyle karşı karşıya kaldık. Çünkü hareketlenmeye başladıkça uykusunda da bu sefer aynı hareketi tekrar etmeye başlıyor ve uyanıyor sürekli. Uykuda sürekli emeklemeye çalışıyor. Sürekli dönmeye çalışıyor ve uyanıyor. Dolayısıyla bu süreç bizi çok zorladı. Benden başkası uyutamıyordu Azra'yı. Meme de uyuduğu için tabii ki bir alışkanlık ve bundan dolayı kimse yardımcı olamıyordu. Gel zaman git zaman hani artık ben dedim ki eşime yalvarıyorum bir uyutma yöntemi bulalım Azra'yı. Yoksa ben artık kafayı yiyeceğim yani. Çok yorulmuştum çünkü. En azından bir kere uyutsa başka birisi ben biraz dinlenirim diye düşünüyordum. Çünkü o kadar faydalı olurdu ki benim için o bir kere uyutmak. Ayakta sallamayı denedim, asla olmadı. Ya çocuk kabul etmiyor bir türlü ayakta sallanmayı. Başka şeyler denedim yine olmadı. En sonunda kucağımıza alıp hani piş piş yaparak uyutmaya alıştırdık. Kolay olmadı ama alıştı. Ben de bu arada memede uyumaya devam ediyor ama babasına gidince kucağında uyuyor. O şekilde alıştı. Buna da şükür dedim. En azından akşamları geldiğinde mesela babası uyutuyordu. İnanılmaz iyi geliyordu bana. Yani şöyle birazcık oturma fırsatı, birazcık dinlenme fırsatı buluyordum. O bile benim için çok iyiydi. Yani gece beslenmesinde de işte bir kere, iki kere biberonla besliyorduk. Ardından bu şekilde bir düzen oluşmuştu. Ve ben biraz rahatlamaya başlamıştım. Dinlenme fırsatı bulabiliyordum kendime. Gece uykusuna yatırdığımız zamanlarda mesela bir saat de olsa kendime vakit ayırma fırsatı buluyordum. İşte bir dizi izleyeyim, bir film izleyeyim, işte biraz kitap okuyayım. Hiç saatin kaç olduğuna bile bakmadan dur bir kahve yapayım kendime falan diye böyle küçük küçük zamanlar yaratmaya başladım kendime. Aslına bakarsanız bu zamanlar oluşmaya başladıysa bilin ki böyle ufak ufak rayına giren bir şeyler var demektir. Bu süreçlerde aklınıza gelen istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim için o saatte kahve içmek büyük bir lüks olmuştu. Çok keyifli geliyordu bana. Bir ara bu dizi izleme keyfi hoşuma gitmişti. Özlemişim çünkü ne zamandır. Kaptırmıştım kendimi. Bu sefer hiç uyumamaya başlamıştım. Ama o beni çok etkilemişti. Dedim ki İrem ne yapıyorsun dur. Kendim için bir şeyler yapayım diye bu sefer dinleneceğim zamandan çalmaya başlamıştım. O kötü bir düzen olmuştu açıkçası. Onların saatlerini iyi ayarlamak lazım aslında. Çok da zorlamamak lazım. O yüzden Azra yattıktan sonra işte bir saat, belki 1,5 saat kendime ayırabiliyordum. Ama bana o kadar iyi geliyordu ki size anlatamam. Bir duşa girmek, şöyle bakım yapmak, bir saat böyle
kendime gelmek, eşimle oturup sohbet etmek, bir dizi, bir film izlemek çok iyi geliyordu. Zaten ondan sonra direkt uykum geliyordu. Çok da uzatmadan dinlenmeye geçiyordum. Ama onun dışında arkadaşlar böyle işte arkadaşımla dışarı çıkayım, bir sohbet edeyim, bir kahve içeyim maalesef hala olmadı. Yok yani. Onu yaratamadım henüz hayatımda. Çünkü dediğim gibi sürekli memede durduğu için yani bir yere gitmek, oturmak hayaldi benim için. Mesela kayınvalidem olsun, işte eşimin kız kardeşi beni çağırıyorlardı kahve içmeye. Gidiyorduk hafta sonları işte. Takıyordum emzirme yastığını belime. Azra'yı alıyordum, başlıyordum emzirmeye. O sırada işte kahvemi içiyordum. Bu el hep zaten oynuyor böyle, bu elde Azra. Uyuyordu. Diyorlardı ki hadi gel yatıralım. Yok diyordum, uyanır. Çektiğim anda uyanır. İşte ısrar ediyorlardı sırf ben rahat edeyim diye. Hani biz bakarız, uyuturuz, devam ederiz diye. Tamam diyordum, veriyordum. Tabii ki uyanıyordu. Alıyorlardı hani destek için, uyutmak için. Asla uyumuyordu, asla. Yine ben alıyordum. Hatta eşime hep diyordum ki emzirebileceğim yerlere gidelim bence yani. Çok fazla açılmayalım diyordum. Zaten virüs de vardı. Nereye gidebiliriz ki? O nedenle çok da bir şey yapamıyorduk açıkçası. Ama dediğim gibi mesela bir arkadaşımıza gittiğimiz zaman hep diyordu yani gel yatıralım Azra'yı. Yok diyordum, burada böyle iyi. O yüzden o emzirme yastığının üstünde uyuyarak büyüdü diyebilirim. Artık bir yere çıkmazsam, bir kahve içmeye bir arkadaşıma gitmezsem yani kafayı yiyecek kıvama gelmiştim. Diyordum ki hani sizin karşınızda emzireceğim artık hani yapacak bir şey yok. O şekilde bir düzen oluşturmuştum kendime. İşte güvendiğim, bildiğim insanlar olunca tabii gidiyordum. Hani böyle tüm gün memede tuttuğumda bana böyle uzaylı gibi bakmayacak insanların yanına gidiyordum açıkçası. Ama hem karnını doyuruyordum bebeğimin hem de ruhunu doyuruyordum. Evet çok zor süreçlerdi ama şu an gönlüm de rahat, kalbim de rahat. İçim çok rahat yani bunu ona verebildiğim için. Sonra da zaten cilt rahatsızlığı ortaya çıktı. 5 ay bununla uğraştık ve bu 5 ay bizim için büyük bir boşluk oluştu. Hani Azra'ya bir şeyler öğretebilme zamanındaydım aslında tam. Belki uyku eğitimi, belki başka bir şey bilmiyorum. Onlar hep bizde boşluk kaldı tabii ki. Çok sıkıntısı olduğu için hep emmek istedi yine. O yüzden ben uzunca bir süre bu şekilde devam etmek durumunda kaldım arkadaşlar. 1 yaşından sonra işte 14 aylıkken falan rahatlamaya başladım diyebilirim. Ama dediğim gibi bu tamamen Azra'yla alakalı bir durum. O yüzden diyorum plan yapmaya hiç gerek yok bence. Çocuğun kişiliği çok önemli. Çocuk şekillendiriyor tamamen aslında. İşte büyüdükçe, kendine geldikçe, bağımsızlığını ilan etmeye başladıkça rahatlamaya başladım. Hani kendime daha çok vakit ayırmaya başladığımı fark ettim. Gündüz uykusuna yattığı zaman şu an işte bir saat, bir buçuk saat kendime vakit ayırabiliyorum. Videomu çekiyorum mesela, YouTube'la ilgileniyorum. Bir film açıyorum, izliyorum, bir kahve yapıyorum kendime. Bunlar çok iyi geliyor bana. Hani dışarı çıkmasam da, arkadaşımla buluşmasam da en azından kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi motive edecek. Ne seviyorum mesela? Kahve içmeyi. Ben kahveye bayılırım. Bana her öğün ver içerim yani. Hayata hayır demem. Onu işte gittikçe motive oluyorum. Gece beslenmesini kestiğimden beri hayatımda yaptığım en iyi şey diyebilirim. Onu ayrıyetten anlatacağım. Çok daha rahatladım. Kendime daha çok vakit ayırmaya başladığımı fark ettim. Zaten geceleri daha çok ağır basıyor bize. Gündüzleri mesela emanet edemiyorum anneanneye ya da babaanneye. Anneanne zaten aynı şehirde oturmuyoruz ama babaannesi yakınımızda olsa da alışkın olmadığı için emanet edemiyorum. Yoksa çok istiyorum. Bir saat bırakmak, şöyle iki mağaza dolaşmak, geri gelmek, bir alışveriş yapmak, evimin bir eksiğini almak. Yani çok istiyorum ama şu anda alışkın değil maalesef. Tamamen süreçten kaynaklı ama. Yani bu virüs patladı, işte Mehmet'te büyüdüğü için böyle oldu diyebilirim. Azra şekillendirdi. O böyle istedi aslında. Ama şu anda hani bıraksam ne tepki verir bilemediğim için emanet etme durumum söz konusu olmuyor bu durumda. Ama şöyle bir yol çizdik biz de kendimize. Gece uykusuna yattığı zaman bırakıyoruz. İki kere yaptık bunu bugüne kadar. İnanılmaz iyi geldi bize. Ama her gittiğimde şöyle oldum. Ben yapamayacağım galiba, geri dönelim. Azra uyanmış mıdır? Anneme mesaj atsana falan. Böyleyim. Sürekli böyleydim. Rahat olamadım bir türlü. Alışkın olmayınca insan. Ama başardık. Ve şu an gece beslenmesini bitirdiğimiz için artık daha rahat emanet edebilirim diye düşünüyorum. İşte 1-2 saat böyle dolaşmak iyi gelmişti yani. Gündüzleri bunu dediğim gibi henüz hayata geçiremedim ama Azra ne zaman isterse bunu yapacağım yani. Büyüyor da zaten. Artık iletişim kurmaya çaba gösteriyor. Bundan dolayı hani anneannenin ya da babaannenin yanında kalmak gibi bir isteği olursa elbette ki bunu destekleyeceğim. Zaten şu anda hala emzirme sürecim devam ettiği için bırakamıyorum. Bugüne kadar da o yüzden bırakamamıştım. Ama bu süreci sonlandırdıktan sonra belki de bizim için yeni bir dönem başlayacak. Hiç bilmiyorum. Belki de kendisi kalmak isteyecek. Hep bunları gözlemleyeceğim ve destekleyeceğim. Yeni doğum yapmış anneler eğer beni izliyorsa önerebileceğim tek şey arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir şeyle uğraşın. Bir şey yani. Ben mesela işimi devam ettirememiştim virüsten dolayı.
Fakat YouTube'la ilgilenmeye başladım. Bu bana inanılmaz iyi gelmişti. Tabii ki YouTube'un da kötü tarafları var. Kötü bir yorum alıyorsun, sinirleniyorsun, demoralize oluyorsun ama çok iyi gelmişti bu platformla uğraşmak. Hatta düşünüyorum da o dönem hiç vaktim yoktu. Nasıl video çekip paylaşıyormuşum diye sürekli soruyorum kendime. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Demek ki bir şeylerle uğraşmak çok istemişim ki bunu başarmışım. Arkadaşlar annelerin başaramayacağı hiçbir şey yok. Gerçekten bir şeyle uğraşmanızı tavsiye ederim. Kendinizi motive edici şeyler bulmanızda fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Beni ayakta tutan şey bu platform oldu arkadaşlar. O yüzden buranın yeri bende çok ayrıdır. Sonra şöyle bir şey de var. Biz hani eşimle hep konuşuyoruz. Biz nereye gidiyorsak Azra da bizimle beraber gelebilir. Çocuk da sıkılıyor evde. Hani nereye gidiyorsak dolaşabiliriz, gezebiliriz diye düşünüyoruz. Ama tabii koronavirüsten dolayı öyle her yere sokamıyoruz maalesef. Biz de girmiyoruz tabii. Ama mesela bir düğün oluyor. Gitmek durumunda kalıyoruz vesaire. Hani Azra'yı götürmek istemiyoruz bir yandan hani kalabalığa. Hani biz girelim, biz dururuz ama Azra durmuyor maalesef. Her yere dokunuyor. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Çocuğu sürekli kucakta mı tutacağız? Tutamıyoruz. O anda işte bir babaanneye bırakmak durumunda kalabiliyoruz. Biliyoruz ama bunu maalesef hiç gerçekleştiremedik henüz. Çünkü emmeyi çok seven bir bebekti. Uzunca bir süre hem de. Bu yüzden çoğu yere ben gidemedim. Hep eşim gitti. Ben hep evdeydim yani. 20 aylık annelik hayatımda sadece 2 kere kuaföre gidebildim. Birincisinde Azra 5 aylıktı. Babası pusetine oturttu. Kuaförün etrafında dolaştırdı onu. Ben hemen yarım saat bir saçımı kestirdim geldim. Çok iyi gelmişti yani. İkincisini de geçen aylarda yaptım. 2 kere gidebildim ama sağlık olsun. Azra'mın canı sağ olsun. Bebişlerimiz sağlıklı olsun. Yapacak bir şey yok. Bu süreçler de geçici. Ama bazı şeylerin kıymetini daha iyi anladım. Öyle söyleyebilirim. Bir kahve içmek, arkadaşlarımla dertleşmek, bir tane misafirliğe gitmek. Bunlar çok ufak şeyler arkadaşlar. Ufak şeylerin kıymetini anlamaya başladım bu süreçlerde. Şimdi artık yavaş yavaş bence zamanı geldi diye düşünüyorum yeniden başlamanın. Neden diyeceksiniz şimdi Azra'yı da alıp mesela arkadaşına görüşmeye gitmedin? Çok mantıklı ama yapamadım. Neden? Azra bebek arabasını sevmiyordu. 5-6 aylıkken bebek arabasını bir bıraktı bir bıraktı arkadaşlar. 14 aylıkken yeni yeni alışmaya başladı bebek arabasına. Asla oturtamıyordu. Böyle dimdik kaskatı kesiliyordu. 14 ayından beri inanılmaz rahatladım. Her yere kucağımda götürüyordum. O yüzden çıkamıyordum evden dışarı. Hani arkadaşımla buluşayım, bebek arabasında otursun, beraber gidelim, gezelim, dolaşalım falan öyle şeyler yoktu yani bizde. Alıştığından beri rahatım. Her yere bebek arabasıyla götürebiliyorum. Büyük konformuş, büyük rahatlıkmış. Büyüdükçe bir şeyler yapabiliyor yani. Ben bunu keşfettim. O sebeple daha rahatım şu anda. Öyle olunca tabii pusetini atıp dolaştırabiliyorum. Hem kendim de bir yürüyüş yapmış oluyorum. İyi geliyor. Benim gibi ilk aylarda memeden düşmeyen bebekleriniz varsa eğer azıcık daha sabredin. Merak etmeyin. Büyüdükçe kendinize 10 dakikadan 20 dakikaya, 20 dakikadan yarım saate zaman ayırmaya başlıyorsunuz. Zaten bu aralığı göreceksiniz, hissedeceksiniz. Bu süreç maalesef ki Azra'yı birine emanet edememe durumu oluşturmuştu. Anneanne ya da babaanne işte. Azra şekillendirmişti. Hala da hiç kimse uyutamıyor bu arada Azra'yı. Babasına bile çok nadir gidiyor ama olsun. Anneye doysun da gerisi önemli değil diye düşünüyorum ben. 2 yaştan, 3 yaştan sonra eminim değişecektir. Çok az kaldı. Annelik zor arkadaşlar, hiç kolay değil. Ama en güzel şey gerçekten. Kendime ayırdığım bir saatte bile özlüyorum inanın yani. Bu saatten sonra artık biraz da benim alışmam gerekiyor. Birdenbire bırakamıyorum. Yavaş yavaş yapmam gerektiğine inanıyorum. Öncelikle benim hazır olmam gerekiyor. Bence bunun da zamanı gelecek. Dediğim gibi hayat hep bir dengede arkadaşlar. Rayına oturuyor zamanı geldiğinde. Bakalım inşallah bizim için de öyle olur. Sizler neler yapıyorsunuz ya bebişlerinizle? Özellikle yeni doğum yapmış anneler varsa mutlaka yazın. Ya da daha önceki anılarınızdan da paylaşabilirsiniz yorum olarak. Çok sevinirim. Beraber sohbet edebiliriz. Yeni yılın ilk videosu geldiğine göre o zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.